Sevgili öğrenciler, Özel Devran Koleji Uzaktan Eğitim Sistemine hoş geldiniz. Çalışkan Yayınları 9 Mayıs Online Sınavı 6. Sınıf Din Dersi Soru Çözümleri. Birinci soru. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınız, yani ezan okunduğu zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? D şıkkı. Cuma günleri üretim ve ticaret yapmanın yasak olduğu. İkinci soru. Başkalarına karşı saygısızlık anlamına gelen söz ve davranışlardan kaçınmalıyız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kaçınmamız gereken bir davranıştır? C şıkkı. Düşüncelerine katılmadığımız kişilerle tüm sosyal ilişkilerimizi kesmek. Üçüncü soru. Kur'an'da Meryem Suresi 13 ve 14. ayetlerde Hazreti Yahya ile ilgili şöyle denilmektedir. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Bu ayetlerde Hazreti Yahya ile ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? A şıkkı. Sürekli ibadet halinde olduğu. Dördüncü soru. Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret etmesiyle Müslümanlar için yeni bir süreç başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yeni sürece ait özelliklerden biri değildir? D şıkkı. İnsanların İslam dinine gizlice davet edilmesi. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi kötü davranışlardan korunma ve kurtulma yollarından biri değildir? B şıkkı. Sahip olunan her şeyi insanlarla paylaşmak. Altıncı soru. Mekkeli Müslümanlar, müşriklerin çeşitli baskılarından epey bunaldıklarından Hz. Muhammed Müslümanlara Medine'ye göç etmelerini söyledi. Bunun üzerine Müslümanlar evlerini ve mallarını Mekke'de bırakarak gizlice Medine'ye göç etmeye başladılar. Bu metne göre Müslümanların göç etmelerine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı. Müşriklerin baskı ve zulümlerinin dayanılmaz boyutlara gelmesi. Yedinci soru. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar yani putlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? D şıkkı. Falcıların geleceği görebilme yeteneğine sahip olduğu. Sekizinci soru. İnsan namaz kılarken günlük hayatın sıkıntılarından ve korkularından uzaklaşır. Günlük yaşamın yoğunluğu ve baskısından kurtulur. Bu metinde namazın hangi özelliğine değinilmiştir? B şıkkı. İnsanı duygusal ve bedensel olarak rahatlatmasına. Dokuzuncu soru. Hazreti Muhammed Hira mağarasında kendisine gelen ilk vahiyleri aldıktan sonra önce aile bireylerine, ardından yakın çevresine çağrıda bulundu. Bu çağrılara ilk olumlu yanıtı eşi Hazreti Hatice, ardından evlatlığı Hazreti Zeyd ve amcasının oğlu Hazreti Ali verdi. Daha sonra yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir Müslüman oldu. Hazreti Ebubekir'in etkisiyle Mekke'nin ileri gelenlerinden bazıları İslam dinini seçti. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır? A şıkkı. Hazreti Muhammed'in İslam'a çağrısını
yakın çevresinden başlayarak yaygınlaştırması. 10. soru. Ey bürünüp sarınan Resulüm, kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut, kötü şeyleri terk et. Hazreti Muhammed'e peygamberliğinin ilk günlerinde gelen bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine yönelik bir uyarı yoktur? C şıkkı, yoksullara yardımda bulunmak.